sevgili 4. sınıf öğrencileri. İngilizce dersinizden 2. dönemin 2. yazılı sorularıyla sizlerle beraberiz. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. İngilizce derslerinde sizlere sevgili oğlum Yusuf yardım ediyor. Ben sözü ona bırakıyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. 1. sorudan hızlıca başlıyoruz. Socks demiş. Arkadaşlar çorap demek. Çorap bakıyoruz nerede? Evet, kızın ayağında çoraplar var. Buraya yazdık. İkinci kelimemiz boots demek. Boots botlar, bot anlamına geliyor. Şurada çocuğun ayağında boots görüyoruz. O yüzden buraya yazıyoruz. Üçüncü kelime hat arkadaşlar. Hat şapka demek. Şurada çocuğun kafasında şapka görüyorum. Dördüncü kelime gloves, eldivenler demek. Bunu da yazdık. Beşinci kelime dress, elbise demek. Kızın üstünde bir elbise var. Evet, bir sonraki kelimemiz coat, ceket demek arkadaşlar. Şurada çocuğun üzerinde ceket var. Evet, bir sonraki kelime sunglasses, gözlükler demek. Kızın gözünde gözlükler var. Güneş gözlüğü. Scarf, atkı demek arkadaşlar. Evet, burada. Trousers, pantolon demek arkadaşlar. Çocuğun üzerinde pantolon giymiş görüyoruz. Shoes, ayakkabılar demek ve kızın ayağında shoes var. Birinci soruyu cevapladık. İkinci soruda mesleklerle devam ediyoruz. Evet, birinci kelimemiz fireman, itfaiyeci demek arkadaşlar. Resimlere bakıyoruz. Burada fire station var. Tabii ki de firemenler fire station'da çalışır. Teacher, öğretmen demek, hepimiz biliyoruz. School, okulda çalışırlar. Üçüncü kelimemiz şef demek arkadaşlar. Şefler restoranlarda çalışır. Bize yemek yaparlar. Dördüncü kelimemiz policeman. Police station'da çalışırlar polisler. Businessman iş adamları anlamına geliyor arkadaşlar. İş adamları ofislerde çalışır. Bunu da yazdık. Son kelimemiz farmer, çiftçiler, çiftliklerde çalışırlar. Farm, çiftlik demek. Bunu da cevapladık. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Hava durumlarını yazacağız arkadaşlar. Windy, rüzgarlı demek. Birinci kelimemiz. İkinci kelimemiz rainy, yağmurlu demek. Üçüncü kelimemiz snowy, karlı demek arkadaşlar. Dördüncü kelimemiz cloudy, bulutlu demek. Son kelimemiz sunny, güneşli demek. Dördüncü soru, kelimeleri uygun resmin altına yazalım demiş. Hemen A şıkkına bakalım. Get dressed, elbise giyinmek, elbiseleri kuşanmak anlamına geliyor. Burada elbisesini giyen bir çocuk görüyorum. Bunun altına harfi yazıyorum. B'ye baktığımızda watch TV demiş arkadaşlar. Televizyon izlemek. Burada bir çocuk televizyon izliyor. Go to school. Okula gitmek. Herkes okula gidiyor. Burada da bir çocuk okula gidiyor. Elinde kitaplar. Do homework, ev ödevini yapmak. Burada bir çocuk ev ödevini yapıyor. Have dinner, akşam yemeği yemek. Şurada ailecek bir akşam yemeği görüyorum. Brush teeth, dişleri fırçalamak. Burada bir çocuk dişlerini fırçalıyor. Have a shower, duş almak demek arkadaşlar. Burada bir bebek var. Duş alıyor. Go shopping, alışverişe gitmek demek. Evet, burada çılgınlar gibi bir alışveriş yapmış hanımefendi. Wash my face, yüzümü yıkadım diyor.
Burada bir çocuk yüzünü yıkamış. Wake up, uyanmak demek. Hızlıca cevapladık. Evet, 5. sorumuzda it's sunny, wear your nokta nokta demiş. Burada güneş gözlüğü takan bir güneş görüyorum. Wear your, giyinmek demek. Sunglasses, güneş gözlüğü giymiş. O yüzden doğru cevap B seçeneği. Steve is nokta nokta demiş. 6. soruda bakıyoruz hemen Steve'e, uzun ve sıska. A seçeneği tall and plump, uzun ve şişko diyor. Hayır. B seçeneği short and plump, kısa ve sıska, kısa ve şişko anlamına geliyor. Kilolu anlamına geliyor. O Tom oluyor. Short and slim, kısa ve ince diyor. Bu da değil. D seçeneği tall and slim, uzun ve ince diyor. Doğru cevap D seçeneği. Aşağıda verilen şıklardan hangisinde ilkbahar mevsiminin ayları doğru olarak verilmiştir? İlkbahar hepimiz biliyoruz Mart, Nisan, Mayıs'tır arkadaşlar. Bu yüzden C seçeneğinde March, April, May doğru cevap olacak. 8. soru cadı is nokta nokta et nokta nokta. Cadı arkadaşlar çirkin ve yaşlı. A seçeneği doğru. Evet, 9. soru bir hanımefendi görüyorum. Yukarıdaki cümleyi görsele göre tamamlayınız demiş. She has nokta nokta hair. O şöyle saçlara sahip diyeceğiz. Nasıl saçlara sahip? Görüyoruz ki kıvırcık saçlı. Bu yüzden curly doğru cevap olacak. Kıvırcık demek. A seçeneği uzun demek. Bu değil. Straight, düz demek. Blond da sarışın demek. Doğru seçeneğimiz D şıkkı. 10. ve son sorumuza geldik. He is fat and short demiş. Burada birilerini tanımlıyor. Bir erkeği tanımlıyor. He ile başlamış. O yüzden bu seçeneği direkt eleyebiliriz aslında. He has got white hair. He is middle age and bald demiş. Hemen açıklayalım. He is fat and short. O şişko ve kısa. He has got white hair. Beyaz saçları var. He is middle age. Orta yaşlı. Ve biraz da kel diyor. Bu yüzden seçeneğimize en uygun şık D şıkkı doğru cevap olacak. Ben hepinize teşekkür ederim. Umarım hepiniz sınavlarınızda başarılı olursunuz. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar dilerim. İngilizce dersinde bize yardımcı olduğu için sevgili oğlum Yusuf'a teşekkür ediyorum. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.